Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde yine beraberiz bugün. Geçen hafta hatırladığınız gibi rehberliğin ilkelerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu hafta da hep beraber sizlerle rehberliğin gelişiminden, tarihçesinden, ne şekilde, ne zaman başladığından ve bugüne kadarki gelişim süreçlerinden bahsedeceğiz kısaca. Öncelikle isterseniz rehberliğin gelişimini etkileyen faktörlere bir göz atalım. Çünkü rehberliğin gelişimi ve bugüne gelmesi birazcık yavaş bir süreçte gerçekleşti. Önceleri geleneksel eğitim içerisinde arkadaşlar, rehberlik hizmetleri çok fazla yer almamaktaydı. Ancak 20. yüzyılın başlarında diyelim, artık 20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışının ihtiyaçlara, gelişen şartlara, öğrencilerin gelişimlerine uyum sağlayamadığı kanısına varıldı ve bundan sonra da artık rehberlik hizmetleri geleneksel anlayıştan çıkıp bugünkü anlayışa güncel olarak, güncel eğitimde, güncel anlayışa geçilmiştir. 20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışı terk edilirken pek çok eleştiri yapılmıştır aslında. Neden bu geleneksel eğitim anlayışı öğrencilere gerektiği kadar yararlı olmamıştır diye. İsterseniz bu eleştirilere bir göz atalım. Daha iyi anlamanız açısından rehberliğin ve eğitimin iç içe geçmesinin sebeplerini. Öncelikle geleneksel eğitimde sadece kişinin akademik başarısı ön plana alınmıştı. Bunun dışında insanın diğer doğal yeteneklerinin gelişmesi engellenmiş oluyordu. Bu şu demek aslında, sadece kişilerin çeşitli derslerde aldıkları notlarla başarı derecelerini, başarı oranlarını aslında bu geleneksel eğitimde vurguluyordu. Ancak daha önceki derslerimizde de bahsetmiş olduğumuz gibi sadece akademik başarı bir insanın kendini geliştirmesi için, toplum içerisinde bir yer edinebilmesi için yeterli bir şey değildir. Bu yüzden de hem akademik başarısının hem de işte kişisel, sosyal bir takım becerilerinin, yeteneklerinin gelişmesi gerekmektedir öğrencilerin, çocukların. Bu hepimizin için geçerli. Dolayısıyla ilk eleştirimiz bu, geleneksel eğitimle alakalı. Bir diğer eleştiri, yapılan diğer bir eleştiri, duygulardan soyutlanmış, yüzeysel yaşantılarla yetindiği için kalıcı ve köklü davranış değişikliği sağlayamadığı vurgulanmıştır eğitimin. Aslında genel olarak işte öğrenme ve eğitim tanımlarında çok görürüz bu tanımı. Kalıcı ve köklü davranış değişikliğidir deriz. Aslında bu doğru ama bu davranış değişikliklerinin gerçekten kişi üzerinde etkili olabilmesi için o kişinin özelliklerini, yeteneklerini, isteklerini bilmek ya da ne şekilde algılayacağını anlayabilmek, ona bu eğitimi verme konusunda davranışlarını istenilen yönde değiştirmesi konusunda eğitimcilere ve uzmanlara yardımcı olmaktadır. Ancak geleneksel eğitimde biz bunu sağlayamıyordu maalesef. Bu da diğer bir eleştiridir. Rehberlik hizmetleri 20. yüzyılın başlarında başladıktan sonra diyelim, artık kişilerin kendi yetenekleri, istekleri daha iyi tanındığı için ona göre kişilere yaklaşılır ve ona göre gelişimleri sağlanır. Dolayısıyla istenilen yönde davranış değişikliklerini kazandırabiliyoruz öğrencilerimize. Bir diğer eleştiri de bireysel farkları dikkate almadığı için yetenek ve ilgileri geliştirmede yetersiz kalmaktadır. Az önce zaten bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi rehberlik ilkelerinin başında gelen her bireyin tek ve biricik olduğu özellik ilkesiydi. Burada bunu görebiliyoruz. Çünkü geleneksel eğitimde öğrenci odaklı ya da kişi bazında onların yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eğitim verilmiyordu.
Genel olarak bir program ya da bir eğitim sistemi vardı ve öğrencileri ona dahil ediyordu aslında bu geleneksel eğitim. Ama fark edilmeye başlanınca ki kişilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda onları yönlendirirsek ancak kendilerini geliştirmelerini, tanımalarını sağlarız. Bu noktada artık her bireyin kendine has özellikleri olduğunu kabul ettik ve buna göre eğitim sistemini ve rehberlik hizmetlerini bir bütün olarak kullanmaya başladık aslında.